Meriç'cim hoş geldin. Hoş bulduk Efe'cim. Asıl sen hoş geldin. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım gerçekten İnanılmaz. hoş geldik. Gerçekten. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey olamaz ya. Böyle bir konuk olamaz ya. Gerçekten olamaz. Onur konuğu gibi bir şey. Bu programın olmazsa olmazlarından biridir diyebiliriz kendisi için. Bence de müsaadenizle efendim. Philips ev ürünlerinin katkılarıyla sunduğumuz Talha Sunar'ın bu haftaki konuğu sevgili Şebnem Bozoklu. Çok teşekkür ederim. Ay beni ne kadar güzel sundunuz. Çok mutlu oldum. Lütfen. Seninle ilgili Çok gerçek mutlu oldum. hislerimiz bunlar. Daha dur. Daha övgüler yeni başlıyor. Şey bacım. Fena öveceğiz seni. Ay harika. Bayılırım. Kim sevmez? Siz sevmiyor musunuz? Kim sevmem? Övülmekse. Artık kabul ediyorum Tabii. Ben çok seviyorum ya. Yani şey diyor ya insanlar. Hemen övgü çok rahatsız. Ben hiç olmam ya. Full öv beni yani. Sabahtan akşama kadar öv. Ben kimsenin rahatsız olacağını düşünmüyorum açıkçası. Yani hakkında birilerinin iyi bir şey söylemesinden niye rahatsız olsun ki biri? Demek ki o kadar iyi olmadığını düşünüyor. Olabilir, o yüzden rahatsız oluyor olabilir. Ya da öven kişinin samimiyetinden emin olamıyor olabilir. Ama ben sizinkinden çok eminim şu anda. O yüzden hemen kabul ettim. Çok teşekkür ederim. Lütfen, lütfen. Efendim çok mutluyuz gördüğünüz gibi. Bu hafta da sponsorumuza teşekkür ederim. Şimdi hemen Philips Hava Temizleyici'nin 8000 serisi bizde olacak yine. Hava temizlemenin yanı sıra efendim enerji tasarrufu yaparak kendisi havayı hem ısıtma hem serinletme özelliğine sahip. Burada kendisi çok teşekkür ediyoruz ona da. Her sezonunuzda geleceğim gibi görünüyor. Evet, sen bizim küçük odamızı bir kaçırdın Oraya Şebo. Evet, kaçırdım. Ve onda yoktu. Ben seni çağırdığımda sen şöyle dedin bana. Aşkım ben yani bu kadın sürekli geliyor demezler mi? Evet hemen ben böyle gelirim aynen altına de. mol geldi. Ayıp olmasın dedim ya. İlk sezonda da vardı. İkiye niye geliyor demesinler Bir de dedim. niye öyle bir şey desinler? Bu kadın sürekli geliyor. Hani bu Kim nasıl bir niye öyle eleştiri? Hayır, sonra da kendi kendime şey dedim. Ha tabii yeni işler yaptım belki onunla. Tabii dedim Meriç işte oyun var, dizi var bilmem ne. Evet. Sonra bir hak verdim. Evet, oyun var, dizi var. Üstüne üstlük aradan çok zaman geçti. Onu da geçtim. Sen her bölüm gelsen zaten kim ne Çok diyebilir. tatlısınız efendim. Aynen Çok öyle. teşekkür Yani ederim. biz de gerekli cevabı veririz. Her bölüm gelecek kardeşim deriz böyle. Evet, Geliriz ona. zaten yeni bir formatta düşündük. Şebnem Bozoklu'ya 4 4 saat. saat. Aynen. Bunu gerçekten düşündük bu arada. Gerçekten düşündük. Bazı psikolojik durumlarımız var. Yani böyle bunu ciddi ciddi düşündük. Evet. Ama çok güzel olurdu. Kesinlikle. Sana sorularımız var. Tabii ki. Şimdi gerçekten bunu biz toplantı yaparken de konuştuk. Çok bir oyuncu klişesidir aslında ve belki insanların algısından da öyledir ama hani inanılmaz bir tempo, çok yoğunluk falan oradan oraya. Herkes de söyler bunu ama bu senin durumunda bir klişe değil, bir realite, bir Evet, bir gerçek. gerçeği, malumun ilanı yani senin için bu Kesinlikle. gerçekten. Arkadaşlar bir sandalye tahsis oldu, yeni bir format hasıl oldu o Tahsih sırada. midir o? Tahsih, Tahsis mi? tahsih, Tahsi, tahsih. ha, tahsihi Tahsih, oldu. evet. Sandalyeler düştükçe eleniyoruz. Böyle bir şey yani elenme var Bu artık arada Talha çok Sunar. güzelmiş bu. Hoşuma gitti. Bunu deneyelim. Konuğumuzu elememiz mi? Konu beni, seni, artık kim yani, kime ne deriz? Yani şey Sıkıcılaşırsa. tamamen objektif bir değerlendirmeyle sıkıcı olan gidiyor buradan aşağı. Kaosu devam ediyoruz. Gram Hayır Norton'da çıkabilir. vardı. Yani sonra belki Aynen. çabalar çabalar tekrar zirveye Mesela çıkar. öttürdü Şebnem o böyle iyice hani Şey biz izlediniz böyle... mi? Squid Game Challenge'ı izlediniz mi? İzlemedim. Nasıl? Tamam. Diziyi izlemiş miydin? Diziyi Ve tek bir şey, şöyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi dizide ölüyordun ya bir şeyi yanlış Evet. yaptığında. Evet, canımla Şimdi bu bir ödüyordun. Netflix yarışması ve tabii Aynen. ki ölmüyorsun ama buraya bir fünye koymuşlar. Pıt diye bir şey patlıyor. Siyah bir kan dağılıyor ve herkes olduğu yerde şöyle düşüyor. Acaba bunu yapmasa mıydık diye düşündüm. Bunun dışında çok beğendim bu arada. Yani Ama vurucu bu bak. arada bence bu da Ya çok iyiymiş mesela ben maalesef. elendim diyeyim şöyle geri düşüyorum. Neden? Hani düz yürüyeyim çıkayım yani. Bir şey söyleyeceğim. Öyle ya bu kendiliğinden mi gelişmiş? Hani İnanmıyorum kendiliğinden çünkü bırakıp. bazıları yürüyüp Ha çıkıyor. tamam. Mesela İtiraz vuruluyor. edenler olmuş Ha yani. tabii vuruluyor ve Orada bir deyip içgüdüsel yürüyor. bir aktörlük devreye Ama giriyor böyle hani tabii yerlere bazılarında. yuvarlananlar olmuş. Yani Evet. bir Sen de de hiç fünye patladı mı? Bir kere patladı ve çok tedirgin edici bir şey. Çok tedirgin edici bir Çünkü şey. ben çocukken şey hiç unutmuyorum. Hülya Avşar bir film çekerken fünyesi patladığı için karnı yırtılmış. Bu haber böyle Aa. evet kafa ve yani çok ciddi ameliyatlar geçirmiş Ne bilmem ne diyorsun? falan filan. Bilmiyordum. Bayağı işte bizim setlerimizde yapılan o düzenekten yapılmış Geçmiş yani. olsun diyelim Hülya Kesinlikle geçmiş olsun. Bu kafamda kalmış ya yani. Yüzyıllardır kafamda bu bilgi var. Göbeğin yırtılabilir. Göbek Zaten yırtılması çok nedir? Çok riskli bir şey yani göbek O böyle yırtılması. o patlayıncaya kadar bir de şurama takmışlardı bir Benim de kere. burama takmışlardı. Ya böyle tık diyor ve bir şey
Ay, mesela ondan önce korkmak da en büyük korkum. Evet. O patlamadan korkabilir. Zaten tedirginse. Tek atımlı şey var. Ya o patlamadan ölürüz. Sen evet aynen. Çünkü kostüm kırmızı oldu. Haydi o yıkanacak, kuruyacak, yedeği yoksa. Yedeği bir tane vardır ama onu da harcarsan. Ya harcarsan. Öyle sen orada üzerinde bombalar böyle duruyorsun stresli. Tabii. Ben bombayla da durdum öyle. Sen gerçekten. Ay çok stresli. Gerçekten çok stresli. Bir de mesela sadece senin buran patlamıyor işte. O sırada arkandaki yastıklardan kuş tüyü patlatıyor. Hani kas tüyü. Evet. Her şey oluyor ya evde. Hani toplu bir çatışmaysa başka ölenler var. Başka ölenler var. Hani... var. O doğru timingle yaptıysa ay çok. Toplu bir çatışmada herkese fünye takmıyorlar. Oh, çatışma çekme konusunda biraz bazılarına, tecrübem var. Evet. Bazılarına yakından gerçekten o şeyi göreceklerine takıyorlar. Ama ben de şeyi yaşamıştım. Ulan şimdi sonuçta bir şey gelmiyor ya oradan. Ulan ya o vurursa ben önce ölürsem hani o zaman çok tedirgin edici bir şey. Ben bunu kesinlikle yapamam. Hayır ama tabii. Şöyle oluyor. Ne olursa olsun o zaten puf olduğunda Squid Game'deki gibi evet aynı. Bu arada bak. Ulan olmasa öldürüyorlar fünyeye, zaten. Fünyeye ve öldürülmeye de gerek yok. Mesela sette şöyle şeyler vardır. Bir ışığı yakacaksın sen. O tuşa basarsın ama o tuş o ışığı yakmıyor aslında. Orada aynen. Işık ekibi ışık yakacak. Ulan onun timingi tutacakmış. Çünkü 100 defa alırsın ya sen basarsın yanmaz. Aynen. Sen daha elin oradayken ışık açılır. Şey, ay çok. Yüzük parmağınıza basmıştınız devamlı evet. Tutmayın. Maalesef. Doğru, gerçekten. Onlarda da aynı tedirginliği yaşıyorum. Ben bir kere audition'da öldüm biliyor musunuz? Daha önce yapmıştım ama tekrar olmasın. Audition'da mı öldün? Audition'da böyle aldım böyle ölür yazıyor tamam mı? Böyle gelir ölür yazıyor. Audition ya ve... Yazıyordu böyle ölür yazıyordu tamam nasıl olacak dedim ondan sonra kız işte böyle dış yapacağım öleceksin dedi o dışını yapan kız gerçekten bak. Tamam. Bir küçücük bir odadayız ne olduğunu da bilmiyorum böyle bir şeyin dördüncüsü. Dış yapacağım da çok kötü. Gerçekten dış yap ve böyle okuyor tamam mı işte. Hayır Sefa senin yaptığın haksızlıktı ben oynuyorum falan. Sen Sefa mısın? Evet, evet. İşte. Ve haksızlık ve yapmışsın. Evet, evet yani sizinki cool bir şey en azından bir patlamalar falan böyle. Dış yaptı tamam mı kız? Ay çok kötü. Ben küçücük bir odada böyle floresan ışığında Shaquille O'Neal posterlerinin olduğu böyle... Böyle öyle bir iğrenç bir es var ki odada ben böyle... Ölümünü izliyorlar. Falan senin. Diye ölüyorum. Nereden peki uzun uzun öldün mü? Uzun uzun öldün. Harika. Harika. Yani Bollywood timingiyle mi öldün? Harika. Ya ne yapacağım hiç bilmiyorum artık bitsin de bu ne olursa olsun. İşte bitsin istiyorsan vurulun küt diye git artık. Ben ne uzatıyorsun değil mi ya? Bir de onun kalkması ama var. Ama onu tabii izlemek istiyorlar. Nasıl ölecek iyi aynen. Ölebilecek mi? Biz bundan bu ölümden yeterli gözyaşını evet. Ve verimi alabilecek miyiz? Hani orada bir sürü şey düşünüyorlar muhtemelen. Aynen. Ben bu arada... başrollerini sevgili Ali Atay ve Erkan Kolçak Köstendil ile paylaştığımız Turkish Ice Cream filminde işte bu şey takıldı bana. Benim işte ölüm sahnemde bir şey gelmişti. Bir tane Romanya'dan kavga dövüş koreografı ve bir takım bir şekilde ölüm uzmanı falan gibi biri gelmişti. Sete prova yapılıyor. Bana dediler ki Şebnem Hanım nasıl öleceğinizi gösterir misiniz? Benim de o sahnede kucağımda bebek var. Bebek vardı hatırlıyorum. İşte ben tabii... Ay çok acıklı da bir sahneydi. Çok acıklı. Ben şöyle bir şey çalışmıştım o sahneyle ilgili. Böyle hissettim. Geldi o kurşun. Bir bebeğime bakarım. Hani bir veda onu bir veda hani bir en azından bir küçük koklayıp öperim. Onu tabii bir yere koyamam ama ona dikkat ederek giderim falan gibi. Böyle bir hareket çizelgesi yapmıştım kendi kafamda. Ben işte Romanya'dan gelen ölüm uzmanına bunları gösterdim. Ben böyle bir şey çalıştım diye. Adam dedi ki Şebnem Hanım siz bu filmde vurulduğunuz nokta insanı bir saniyede öldüren tek nokta. Ve bir anda dedi çöp kutu şey gibi çöp poşeti gibi gitmeniz kendinizi. Ama dedim filmlerde böyle şeyler olmaz mı ya? Çocuğuma son bir veda bakışı yapsam ne olur yani evet. Hani. Bir sürü doktor gelip hayır oradan vurulduğun zaman çık diye gidersin. Ya Allah o beni bir güzel öldürtmediler ya. Ben böyle bayağı simit gibi düştüm yani. Çok ama bence çok çuval etkiliydi. Gibi bence çuval gibi gitmen daha iyi olmuş. Çünkü o yani tabii sen oyuncu olarak öyle düşünüyorsun ama şimdi izleyici olarak düşün. Küt vuruldun. Tamam. Hayır ama bak. Ama ben onları. Hayır. Bakın ben onları 2 saniyeye yediriyordum. Sen yediriyordum ben onu. Sen hani bir yandan düşerken bir yandan vedamı yapıyordum. İzin vermediler. Mesela Bollywood'da Hint filmlerinde gerçekten 10 dakika ölüyorlar. Tabii perdeye dolanıyor. Dolanıyor, veda ediyor. Son bir paragraf söylüyor tabii. Bu arada bence harika bir şey. Bu da denenmeli. Neyse, bir içim gibi güzel ölemedim. Shakespeare böyle biz kral diye oynuyorduk. Orada abi biz Edmund ölecek tamam mı? 5 sayfa yazmış. Öl artık diyorsun ya. Öl artık ya. Sus ya artık. Hala yok doğan güneşlerden fışkıran şalklarıdır çocukluğum. İşte ben İngiltere'de gölünden seni...
sıkılıyordum sahnede. Böyle konuşuyor. Ölmesini bekliyoruz yani. Anlatabiliyor muyum? Demek ki yani o... Yani itfaiye, ambulans da çağıramıyorsun. Doktor da çağıramıyorsun. Hiçbir şey yapamıyorsun. Bekliyorsun yani. Hani telefonla birini arayayım. Öyle bir imkanın da yok. Yani önünde biri ölüyor abi. Şimdi buna yani doğal... Yani basabilirsin. Elini basabilirsin. Hani kanayan yere. Hiçbir şey yapmıyorsun. Böyle duruyorsun yani. Ay okay. Çok kötü. Neyse. Bunu... Allah gecinden versin diyelim. Evet. Her şeyden önce. Yani bunlar hepsi filmcilikle alakalı şeyler. Bunlar şakalar yani. Bu konuyu ölüm uzmanına danışmak lazım. Kesinlikle. İlla bu konuyla ilgili. Evet. Romanya'ya mail atın konuşulsun yani. Evet. Şevdemciğim. Ya şu Allah aşkına şu temponu bir... Açıklığa mı kavuşturayım? Bunu da açıklığa kavuşturayım. Bu insanüstü bir tempo. Biz bu aynı konuşma, yani benzer bir konuşmayı Serkan Keskin'le de yaptık. Ama o da öyle bu, biraz. Yani evet. Sizin ikiniz bu konuda, bunu konuşulabilirsiniz. İki insansınız. Serkan Keskin'le ben çok komik. Bana da çok acayip geldi. Adamın adı Serkan Keskin. Çok doğru. Aynen, komik oldu. Oyuncu adı Serkan Keskin. Evet doğru. Aynen. Kendisine çok selam söylüyoruz buradan. Şöyle bir şey oldu bakın. Genelde zaten fazla çalışan biri olduğumu ben de biliyorum. Evet. Ama bu son 1,5 sene yani o kaydı, bu içeri girdi, bu dışarı, ben bir şekilde zincir halde hiç eve gitmemeye, hani maşallah diyelim. Ne yani bir dur da diyelim bence. Diyelim. Ya şeyle başladık işte, sevgili Serkan Keskin'le birlikte Serkan oynadığımız. Serkan Keskin'e tekrar sevgiler. Sevgiler ve saygılar. Yılbaşı Serkan gecesi. Canımızdır. Ay çok canımızdır. Severiz. Evet. Çok severiz. Çok da özledim bu arada kendisini. Yılbaşı gecesini yaptık. Onu bitirdikten bir hafta sonra Tolga Örneğin yeni filminin setine girdim. 1,5 ay çalıştım. O film de Mart'ta çıkacak. Onu bitirdikten bir hafta sonra Prestij Meselesi'nin setine girdim. Bir ayda onu bitirdim. Onu bitirdikten 10 gün sonra Şahsiyet'in 2. sezonunun setine girdim. Evet. Şahsiyet'i bitirdikten bir hafta sonra da Hayatımın Neşesi'nin setine girdim. Evet. Hayatımın Neşesi doğru. Devam ederken Balina'nın provalarına girdim. Evet. Şu anda Balina'yı oynuyorum. Mükemmel. Hepsini bitirdim bir şekilde. Evet. Devam o böyle, ediyor mu? Hayır. 13 bölüm diye düşünüyordum onu kafamda ama daha biraz daha uzun sürdü. Yazın. Yaz işiydi. Evet. Aynen. 18 bölüm sürdü. Ama böyle bunları arka arkaya böyle söyleyince peki şöyle çok... bir geriye dönüp baktığında, şimdi göreceğiz bir anda. Şimdi bunu bir izleyelim. Geriye dönüp baktığında böyle verim aldın mı? Bütün bu çalışmalardan eşit verim aldın mı? Kendini nasıl hissettin? Böyle şey tükenmeye yakın bir şey his geldi mi? Yoksa böyle yaptıkça hani motor daha da mı şey çalışmaya başladı? Motor çalıştıkça daha iyi çalışıyor zaten ama çok başka şeyler oynadığım için. Evet. Pek öyle salmaya da vaktim olmadı yani. Şahsiyette oynadığım karakter Şahsiyeti bambaşka. Orada soracağımız sorular var. Evet tamam. Pardon sen de anlatın. Ne diyordum? Çok da başka insanlar oynadığım için pek salmaya da fırsatım olmadı açıkçası. Ya elimden gelen en iyisini yapmaya çalışarak tamamladım bu süreci. Bizim açımızdan şöyle bir lükstür bu. Şebnem Bozoklu her zaman hayatımızda yani. Hani hep izliyoruz ve hani her zaman devam ediyor ve hep oradasın yani. Bu muazzam bir şey. Yani çok bizim için harika ederim. Bir lüks yani bu. Ve bize geldin bir de bu temponlarla. Evet. Herhalde geleceğim size. Bu arada size... ben yine elendim. Efor. Arkadaşlar ya. Müzik koyalım. Kusura bakmayın. Hayır çabala şimdi tekrar yükselirsin belki. Deniyoruz hadi. Çok hızlı şakalar yapacağım. Çok şakalar yap çabuk. Pardon. Efeciğim. Bir dakika. Peki, ben şuradan merak ediyorum bence gerçekten. Bir noktada böyle orada bir tükenmişlik yaşamamak için yaşıyor insanlar yani. Adı olan burnout. Yaşadım, yaşadım. Yani onu yaşadım. Yaşıyor musun? Ya da yaşamamak için kendine bulduğun bir yöntem var mı? Şimdi şöyle bir şey, bu işlerin tamamını yaparken kendi hayatına kalan o kısacık zamanı da çok sağlıklı geçirmek zorundasın ya. Bu bir sorun aslında. Yani hani işime gidip ondan sonra eğlenemem. Çünkü ertesi gün setim var. İşte ne bileyim bir iki gün bir yere kaçamam. Çünkü setim var. Arkadaşlarımla oturup iki kadeh içki içemem. Çünkü yarın set var, yüzüm şişer gibi. Ya aşırı disiplinli olmaya zorlayan bir süreçti açıkçası. Zorlandım. Sen ama zaten, bu arada sen zaten çok disiplinli bir oyuncusun. Biraz dikkat ederim yani, evet. Yani çok disiplinli bir oyuncusun. Ona rağmen bir de üstüne disiplinli bir sürece girdim diyorsun. Evet. Yani sen ta biz böyleyizden yani benim en çok aklımda kalan şeylerden biri. Mesela diyelim Şebnem yani zaten o ensemble bir işti ve herkes böyle hani ortalıkta konuşuluyordu. Şebnem o sahnelerde bile atıyorum bir tane lafı var diyelim.
akşamdan çalışır, şeyini çizer, gider ben gidip biraz çalışacağım falan. Odasına gider, onu okur, yarınki sahnelerde ne var falan diye böyle çok takdir etmiştim yani o zaman da. Bir de on, yani hiçbir şey boşuna olmuyor. Olmuyor. Hayatta. Gerçekten çok tatlısınız, olmuyor. Çok teşekkür ederim. Böyle. Ama işte süreci arkadan şöyle bir dönüp baktığımda tabii şahsiyet... İkinci sezonu çok güzel açıldı ve bu benim için çok büyük bir mutluluk oldu. 5 yıl var arada. 5 yıl var, evet. Aslında ben 5 yıl olduğunu farkında değilim. Pandemiden... Tabii, ben 2018'deydi ilk sezonumuz. Evet, İkinci sezon 2023'te. İkinci sezon olacağını aslında biliyorduk ve biraz geç olacağını da biliyorduk. Ha, tamam. Ama 5 sene beklemiyordum açıkçası. Ben 3. sene, ikinci sezona küçük küçük başlarız diye düşünmüştüm ama tam 5 sene sürdü. Ya tabii orada hani Hakan Günday gibi zaten çok hayran olduğum hani müthiş bir romancı. Evet. Ve bence çok ya Şahsiyet'in senaryosunu çok seviyorum. Hep bir şey olur ya, ay bir şeyin ilk sezonu iyiyse, ki Şahsiyet'in ilk sezonuna ben çok iyi buluyorum. Evet, kesinlikle. Bir dizi sezonu olarak. Ya şey bunu ya, burada bıraksalar mıydı kardeşim? Hani ne kadar iyiydi gibi bir şey hissedecek mi insanlar, ben, hepimiz diye çok korkmuştum. Ama çok iyi bir ikinci sezon senaryosuyla geldi Hakan Günday. Onur... O boşluk belki ona da yani kesinlikle, iyi gelmiştir belki. Kesinlikle. Bir de 5 senede hepimiz çok değiştik. Tabii. Yani karakterlere de zaten o tip bir dönüşüm yazmış. Hmm. İşte mesela benim karakterim ilk sezon çok sorunlu bir kadın, evet, ve alkol problemi var, çocuğuyla problemi var, babasıyla problemi var. İşte içkiyi bırakmış. Hmm. Ve bununla ilgili bir kitap yazmış ve guru gibi bir şey olmuş işte. Hmm. Söyleşiler veriyor, yeni hayat falan. Saç, mesela işte siyah uzun saçlarım vardı ilk sezonda, şimdi böyle kısa sarı ve kıvırcık saç. Hmm. Hani böyle bambaşka hepimizin dönüşümü var. O yüzden heyecanlandırdı beni. 4. bölümünü izledim en son. 4. bölüm yayınlandı. Böyle tek tek yayınlanıyorlar. Tek tek yayınlanıyor. Ben şeyi önemli buluyorum ya. Şimdi çok konuştuğumuz bir konu da bu bizim. Hani birazcık artık nicelik çok önüne geçti ya, niteliğin. İşte takvimler var, algoritmalar var, sıkışması gerekiyor. Herkes çok daha yoğun çalışıyor işte bir televizyon dizisi falan da söz konusu olduğunda. Ama mesela şey dediğim bence çok acayip ya. Yani o karakterler bir dönüşüm geçiriyor ya, sen de geçiriyorsun o süreçte. Tabii. Onlarla yaşıyorsun, onunla ilgili bir hayata farklı bakıyorsun. O karakteri de farklı bir şekilde oynamaya başlıyorsun. Tabii. Kesinlikle. O ekibin hazırlanma süreci, işte Hakan Günday'ın, Onur'un onu oluşturma süreci... Hani evet, bu beklemek artık biraz zul gelmeye başladı. Bize hemen olsun, hemen gelsin istiyoruz. Ama işte bu kadar önemli ve çünkü Şahsiyet böyle şey işlerden biri bu arada. Dijitali bir dakika dedirten başında tabii, işlerden biri. O yüzden de insanların yani aslında ikinci sezonun dört gözle beklediği de bir evet, iş yani. Ve hani çok ben yani aradan geçen yıllarda belki bana o kadar yıl geçtiğini şaşırmam şeyden de olabilir. Hep böyle bir şahsiyet konuşuluyor kesinlikle, yani. Hani hep bir bahsi geçiyor. Ne zaman gelecek? İkinci sezon olacak mı, olmayacak mı? Belki ben o yüzden çok özür dilerim. Böldüm lafı. Estağfurullah. Bana o yüzden öyle geliyor olabilir. Muhteşemsiniz zaten ya. Ben yaşasın yani şey, Haluk abi Emmy'ye aday olduğunda evet, biri de Christopher Eccleston'dı adaylardan biri. İlk Doctor'u. Ben Haluk abiye mi ki? Haluk abi ya, o herif alır. Haberin olsun. Hiç belli olmaz dedi. Ya mükemmel. Ve aldı ve geldi. Gitti aldı ve konuşmuş adamla, Christopher Eccleston'la. Bunların böyle performanslarını gösteriyorlar ya 5'er dakika tabii, adaylıkların. Demiş ki hani seni izleyince gitti bizim Emmy dedim. Demiş ya. Christopher Eccleston. Bu arada gerçekten Haluk abinin şahsiyet performansı yani şöyle bir şey, çok iyi bir Haluk Bilginer performansı olduğu için çok özel. Yani zaten Haluk Bilginer'in tabii performansları ki zaten ama o bir de böyle hani virtüözite var yani. Şöyle çok orada severek oynuyor. Değil mi? Belli ama. Sen de çok severek. Yani hepimiz ama mesela insan. Haluk abi şey yani böyle Luna Park'a gelmiş çocuk gibi oluyor sete evet, gelince. Ne yapacağız? Evet. Ne yapacağız? Nasıl çık? O bilmem ne. Nereden yürüyeyim? Hani çok severek oynadı. Evet. İki sezonu da. Onun için bir iş değil o ya. O böyle ben hani mutlaka sen de siz de çalıştınız yani. Gördüğümde beni en çok etkileyen şey olmuşlar. İnanılmaz bir oyuncu falandan öte çocuk gibi. Çocuk yani, gibi. Gerçekten öyle. Şey harika. Ya. Sen de öylesin ama. Seviyorum evet, ben şimdi. Çok güzel işim var çok gibi geliyor yani bana. Öyle zaten. Hani hangi işi yapsam bu kadar mutlu olurdum ki diye düşünüyorum. Çok seviyorum ben. Sen işkolik misin? Sence? Biraz oldum herhalde ya. Ya daha doğrusu yani işkoliği de tanımlayabiliriz burada. Bilmiyorum hani sonuçta ya bana şöyle gibi geliyor. Ben şöyle değerlendiriyorum. Hani çalışmadığında
paniğe kapılacak kadar aslında hani hem işini sevmek hem de o işin yani işi aktif olarak yapmadığında ne yapacağını bilememekle alakalı bir şey gibi geliyor bana ben kendim düşündüğümde. Senin tabii öyle bir boşluğun da olmuyor ama öyle bir boşluğun olmamasının sebebi de mi o acaba? Bak çok dürüstçe söyleyeceğim, ben sinsice öyle bir ayarlıyorum ki hep haftada bir bile olsa oyunculuk yapacağım bir şekilde. Evet. Şöyle ki bak, mükemmel bütün diziler şey biterken bu balina fikri, yani şu anda oynadığımız oyunla ilgili fikir geldi, tekst geldi. İbrahim'le konuştuk. Kanat dedi ki bana, yapmayacaksın değil mi Şebnem? Sen çok yorgunsun dedi. Yapacağım dedi. Çünkü ya birincisi kesinlikle bu oyunda oynamak isterim. İkincisi evet. de şimdi zaten dizim de bitti. Oh bomboş olacağım. Haftada bir gideceğim. Fıstık gibi oyunumu oynayacağım. Evime döneceğim gibi bir yerden. Evet. Sinsice dediğim o. Bence içimde bir şey hep bunları hesaplıyor. Evet. Yapmak istiyorum yani işimi. Çok seviyorum. Çok güzel. Bence de yani bu güzel şey. İşkolikliğin negatif ya tarafı. Ben çok negatif bir yerden söylememiştim evet, bu arada. Ben de öyle anlamadım bu arada ama biraz öyle de oldum gibi. İşte onun bence kriteri şey, senin hani durmak istemene ve sana zarar verdiğini görmene rağmen duramıyorsan o sakat bir sınır oluyor bence. Yani evet. Belli ki dinlenmen gerekiyor. İnsanlar sana dinlen diyor ve sen ona rağmen hala bir kendini aklıma ne geldi? Sen bitir önce. Hayır, böyle bazı yaşlarını hiç göremediğimiz oyuncular var ya, evet. Çok iş seçtiği için ve belki de korktuğu için ya da bir şekilde böyle bazı oyuncuların bazı yaşlarını göremedik biz. Evet. Ben oyuncuları böyle farklı dönemlerindeyken izlemeyi çok seviyorum. Kesinlikle ben de. Hani şimdi 20 yaşında oynadığım şeyler, 30 yaşa şimdi 40'larımdayım. Yani seviyorum bunu çünkü işi de yapmaya devam ettikçe ve dünyada durduğun zaman arttıkça meslekle ilgili bir tecrübeden çok oyunculuğa yaklaştığın yerde değişiyor ve bence lezzetleniyor. Kesinlikle. Yani mesela yıllar sonra Olgun Şimşek'i şeyde izledik ya. Cici'de mi? Hayır. Terzi'de. Hayır. Evet, Cici'deki performansını söylüyorum, özür dilerim. Bir tane sahnesi vardı ya. Sigara. Evet. Ya mesela o şey, o gerçekten tecrübeli bir oyuncu ve o öyle olur. Ya o tercihleri kesinlikle. Ancak tecrübe ve kesinlikle. Zamanla yapabilirsin. İşte onu görmeyi çok seviyorum. Belki de öyle bir şey yapmaya çalışıyorum kendim için de. Hani, ay evet. Çünkü dönüşüyorum ben de, değişiyorum. Şimdi 10 yıl önce düşündüğüm şeylerin birçoğunu düşünmüyorum. Ya bak, buraya geldiğinde de sorduk. Sizin mesela işte oyuncuların dönemleri oluyor gerçekten. Ben mesela Şevket Altuğ'u izlemeyi çok isterdim. En sevdiğim çok, ben de. Çok kesinlikle. En büyük hayalim birlikte oynamaktı. Ay, yıllarca bunu düşündüm ve hiç olmadı. Yani ama yapmıyor zaten, oyunculuk yapmıyor. Ama ben de bak Şevket Altuğ ile ilgili kesinlikle değil aynı mi? Şeyi düşünüyorum. Mükemmel. Sizin mesela o şey geldi buraya, konuştuk biraz. Ulan İstanbul'da Erkan'la yarattığınız eğlenceniz, orada çocuksu bir şey var orada. Tabii. Evet. İkinizin de böyle hakikaten çok ne denir gözlerinizden şey akıyor orada yani. Öyle bir yer biz bulduk ki bir oyun, evet, kanala oyun, girdik ya. Yani. Öyle bir şey yakaladık ki biz bununla şu an oynayacağız dediniz ve zaten hepiniz izledik. Şimdi mesela orada biraz daha belki çocuksu yaklaşıyordun. Şimdi belki biraz daha şey yaklaşıyorsun. Olabilir mi? Daha böyle biraz daha dışarıdan, biraz daha böyle daha intim mi denir? Daha sakin mi? Yani öyle bir dönemine sen şimdi baktığında dışarıdan bir at koyabiliyor musun? Çok net bir şekilde koyabiliyorum. Şöyle ki ben okulda okurken falan da böyle metot oyuncusu olmayacağım demiştim kendi kendime. Daha özgür olacağım, daha her oynadığım şeyde, her önüme gelen senaryoda veya oyunda başka bir şey deneyebilirim. Kendi tekniğimi yaratabilirim. Böyle bunlara çok kafayı taktığım dönemlerim olmuştu. Ama mesela gerçek bir metot oyuncusu olduğumu artık hiç utanmadan itiraf edebiliyorum yani. Mesela kesinlikle o benim içine girip böyle rahat ettiğim alanımmış ve ben hani yıllarca metot çok eski bir şey. Kendime daha cool, daha genç, daha yeni dünyanın tekniklerinden bir şeyi bulup onları çalışabilirim diye kendimi çok yordum ben mesela. Hayır kardeşim, ben ben metot oyuncusuyum ve yani bunu zorla. Özünde yani metot, yani o kullanılan tekniğin adı ne kadar değişirse değilsin. Efoşum. Doğrusu. Yine ay gittin mi? Canım benim. Geri gelmişsin. Buraya da bir duygusal müzik. Ay çizsin, senle hiç konuşmuyor. Çizsin. Tamam.
Nasıl çizilecek? İyiyim, teşekkür ederim. Çok havalı bir mikrofonum var. Ya mikrofonum var, benim bu köşemde unuttunuz gittiniz. Aa, ya. Ama yani çok da haklısınız. O yüzden ben de hiç sesimi çıkartmadım. Öyle kaptırdık dinliyorum benim burada. Seni şaka kaldıralım mı? Beni güzel kaldırdım. Şakalar yap, kaldıralım. Hak etmen lazım. Hak etmen lazım. Bir iki şaka yapacaksın, değerlendireceksin. Çisil okuyacak biz şey. Biz değerlendirmiyoruz. Halkımız. Ya metodun, tekniğin adı değişse de bence zaten hizmet ettiği şey doğrudan senin duyguların ve o duygulardan bir karakter yaratman, yani dümdüz bir mantıklı olduğu için bence çok fark etmiyor zaten ismi. Yani yaptığın şeyi düşünmeden yapabiliyor olmak ya amaç. Tabii ya, yani motorun artık kendi kendiliğin, yani kendi kendine çalışabiliyor olması. Evet. Evet, biraz işte 40'larda mesela bu başlıyor. Geldi o mesela. Onu çok sevdim. Değil mi? Aa, ne kadar sürem kısalmış diyorum bu ara kendime. Çalışma süresi. İlk yılları hakikaten kaos ya oyunculuğun. Yani çok zor tabii ki. İnsanın ne yaptığını bilmiyorsun, evet. Sonucu bilmiyorsun, evet. Saldırıyorsun. Sürekli evet. Agresif bir atak halindesin. Ve çok büyük duyguları yaşıyorsun. Yaşın da gereği ama o. Yaşın da gereği. Yani o, manyak gibi dolaşıyorsun böyle. Yani. Da zaten o yaşlarda her şeye saldırmak zorunda hissediyorsun kendini. Ya bak, bununla ilgili bir arkadaşım şey dedi. Ben çok etkilendim. Oyuncuların ikili ilişkilerle ilgili yaşadığı problemlere dair şöyle bir tespit yapmış. Siz dedi bir duygu değil, hikaye kovalıyorsunuz dedi. Günlük hayatımızda evet. Mı? Ve bu çok yorucu bir şey. Çünkü dedi beyniniz öyle çalışıyor. Yani en hoşlandığınız şeyler büyük duygular, görkemli hikayeler, içgüdüsel doğru diyor. Olarak. Olabilir. Doğru diyorum bence. Bence yazarlar bunu daha çok yapıyor. Yazarlar manyak canım zaten. Aynen. Yazarlar bunu bir de yaptıklarını görüyorsun da artık. Hani saklayamıyorlar da onlar oyuncu olmadıkları için. Anladık. Hani böyle... peki şeyi nasıl yapıyorsun? O nasıl oldu? Yani böyle hani acayip intim sorular sorarak böyle hani hiç girmeyeceğin evet. Yerlere sokabiliyor seni ya. Ben şey hiç düşünmüyorum böyle bir küçücük bir araya alıyorum. Ay tabii ki. Şimdi yılbaşında Meriçler'deyiz, şey oynuyoruz, tabu oynuyoruz, tamam mı? Ay ne kadar zevkli bir ama artık böyle sabaha kadar... Tabuyu çok severim. Sabaha kadar 5 bitmişiz artık falan böyle. Ondan sonra bir tane de şeyi böyle herkes Berkun okudu, tamam mı? Hatırladım. Anlattı böyle falan işte şöyle bir şeydir, şudur falan filan. Sessizlikten işten şöyle bir ses çıktı. Ne güzel anlatıyor. O kadar iyi anlattı ki tabuya çok overqualified diye. Dinleyemedik hani... biz ya. Süre bitmiş. Anlatıyor. Zaten sarhoş yani yeni yıla girmişiz. Mükemmel. Tabu bizim için böyle bir şey oldu. Ciddi bir hikaye dinliyoruz falan. Anladın mı? Yazarların öyle bir şey. Bir de en dinç de Berkun'du o gece aramızda da. Biz böyle gitmiştik o böyle hala hani. Evet aynen. Güle güle be yapalım. Ya da yap şu şakanı da bir yüksel. Şimdi çocuklar. senin peki Meriç de anlattı ya böyle oyunculuk dışında hayatında günlük hayatında inanılmaz bu denli bir sorumluluk ve şey anlayışıyla yaklaştığın şeyler var mı? Genel olarak öyle misin? Yoksa atıyorum ne bileyim ben ev temizliğin o kadar da sallamam. O en çok oyunculuğu ciddiye alıyorum. Ciddiye alıyorsun. Evet. Diğer konulara hani biraz... Şey dışında hani ailem, tabii, tabii. İşte kedim, hani eşim, annem falan filan onların dışında yani... İlk çok zincirim da. Dışında en çok oyunculuğu ciddiye alırım. Çünkü kimisi hani şey başka atıyorum çimleri biçmeye de o şeyle ha, yaklaşır ya. Yani. Hayır öyle yaklaşmıyorum. Bence işte dinlenmek biraz da o. Belki. Yani bir evet. Yerden kısman lazım. Evet. Her şeyi o konsantrasyonla beceremem zaten. Yapamam. Yorulurum. Evet, seçim yapmak zorundasın. Yeter artık. Artık. Ama bence sen genel olarak böyle hani... böyle idare ediyorsun insanları da hani ilişkilerini, kesinlikle. Sosyal ilişkilerini, iş ilişkilerini yani tatlılıkla böyle. Evet ya. Yani o konsantrasyonu vermiyorsundur tabii hepsine. Gerek de yok zaten hiçbirimize. Herkes bazı seçimler yapıyor ya yani. Hı-hı. Ama sen bence genel olarak böyle güzel bir ağ içerisinde böyle. Salınıyor muyum? Evet, sadece. Arkadaşlarımı çok severim bu arada yani. Önemserim. Seni çok seviyoruz. Arkadaşlarımı da. Biz de seni çok seviyoruz. Ay böyle bir insana dönüşmüşüm ben. Ya bunu konuştuk maalesef. Ya hayır. Hayır ben atacağım. Böyle biri var mı hayatında? Hayır şu ben oyum. Yani gerçekten ben çok dokunan, çok seven, sürekli böyle falan yapan biriyim de. Ya şunu fark ettiğimi söyledim sana ve hak verdin. Hani artık durup dururken şunu yapmaya başladım. Yani bu bir yaşla ilgili bir ay. Şey. Ay. Yapıyor musun? Sen yapmıyor musun? Yok. Bana 30'dan sonra geldi bu. Durup dururken. Önceden de mi yapıyordun ya yoksa? Yok bir yaştan sonra yapmıyorum. Şeyi anlattığın daha iyi bence. Bir şeye uzanıyorsun.
Moruk şunu versene. Eklemle, eylemlerime şey ses eklenmesi yani. Meruk şunu versene. Ha onu yapabilirim. Ya. Çok kötü. Yapabilirim. Çok kötü. Onu bir fark ettim. Ama onu ben şaka olarak yani. Yapıyoruz gibi düşünüyorum hala ya. Nasıl? Genel insanlık olarak. Hayır biz. Ha biz. Yok. Hayır yani böyle orada küçük bir espri de var yani hani. Gibi. Yok benim bayağı omzum ağrıyor. Eklemlerim ağrıyor ya. Ben çok ciddiyim yani. Benim maalesef Lodos'ta başım ağrımaya başladı. Ya bunun Lodos'ta benim başımızın... Lodos'ta başım yani doğduğumdan beri ya ağrıyor. Gerçekten mi? Gerçekten. Benim ağrımıyordu ya. Gerçekten mi? Vallahi ya yeni yeni başladı. Bak şimdi 3 gündür başım ağrıyor. Benim. Sizin yanınızda biraz geçti. Ben çok geçenlerde Lodos'ta buraya geldim uyuyordum yani neredeyse gerçekten. Burada. Tabii çok Lodos'ta. Gözlerim başım. Biraz kapalı mesela o yüzden. Yok. Gerçekten. Hayır. Teşekkür ederim. Şeyler Balina aslında bir oyundu. Yani Darren Aronofsky aslında onu... Film yaptı. Film yaptı. İnanılmaz bir kastla oynuyorsunuz. Sen de anlattın. Bazen oluyor gerçekten ve insanın genelde tam da ya biraz dinleneyim diye karar verdiği bir anda bu kesin olur abi. Bir iş gelir. Ve sevdiğim bir şey. Ya reddedemezsin evet. Yani. Sana onu dedirten şey neydi bunda? Yani ya bu arada, ben burada olacağım dedirten Balina, şey. Yani tabii ki biz işte filmle, işte Darren Aronofsky'nin filmi ve işte Brandon'ın en iyi erkek oyuncu Oscar alması falan filan. Hayır, izlememiştim. Aslında yazılmış ve yazıldığı andan itibaren de böyle çok ödül almış, çok evet. Üstüne konuşulmuş, edilmiş. Çok iyi bir tiyatro metni aslında. Evet. Tabii filmle işler çok büyüdü. İbrahim Çiçek de Balina'yı yapmaya karar verdiğini söyledi. Böyle bir görüştük. Şahane bir cast. Hani böyle en yakın arkadaşlarımdan biri olan işte sevgili Enis Arıkan, Yağızcan Konyalı ve Helin Kandemir ve Emine Evirgen'le birlikte böyle çok güzel bir cast, çok güzel bir dünya anlattı bana. Hmm. Yapmak istediklerini. İbrahim'le de hiç çalışmamıştım bu arada. Çalışmamıştınız. Evet ve beğendiğim bir, çok beğendiğim bir yönetmen ve onunla çalışmayı da hep çok merak ediyordum. Çünkü İbrahim'le çalışan birçok oyuncu arkadaşım çok zorlandıklarını, bittiklerini, çok yüklendiğini oyuncularına falan söylemişti. Öyle mi oldu? Öyle oldu. Ya. Anlattım Efe'ye biraz bugün. Çok çalıştık bir kere ve çok didikleyerek çalışıyor. Yani şahane bu arada. Böyle biriyle böyle çalışmayalı da çok zaman olmuştu. Çok da hoşuma gitti. Ya zorluyor seni ve hani... Senin için güzel. Zorlanmak ne ifade? Yani tam olarak sende karşılığı yani ne? Çünkü şey dedik ya böyle... Her provanın ilk haftasında şey diyorsun ya, ben kötüymüşüm yani ben iyi bir oyuncu tabii, değilmişim. Klasik prova şeyi o hani yani ne ben bunu nasıl yapamam. Ya şöyle bir şey var, sen mesela ben işte çocukluğumdan beri oyunculuk yapıyorum. Aynen. Ve bir noktada diyorsun ki artık bu benim işim ve bunun için de biraz rahatlamış olmalıyım. Bazı şeyleri daha çabuk çözebilirim. Evet ya. Bazı şeyleri... Motorumu daha çabuk ve hızlı çalıştırabilirim. Ama bazen öyle bir rol geliyor, öyle bir yönetmen, öyle bir taleple geliyor ki sana. Daha önce içinde karşılaşmadığın bir yer, biri veya sen öyle düşünmedin onu. Ve mesela İbrahim'in de şöyle bir şey var. Asla cebindeki malzemeden hoşlanmıyor. Hoşlanmıyor yani. Başka bir şey istiyor. Başka bir şey istiyor. Başka bir şey. Zorluyorsun kendini. Bir de bizi genelde çok zorlamıyorlar ya yani hani. Çünkü artık bir oyuncusun ve tanıyor insanlar seni. Ha yapar Şebnem. Ben öyle mesela televizyonda falan çok öyle yönetmenle karşılaştım. Zaten sen o demeyecek misin bir şey diyorum hani. Hatta nasıl yapalım, nasıl edelim. Seni zaten hatta direkt çok iyi yaptığın şeyleri kullanman doğru, için oraya doğru, talep etmiş aynen. Oluyor. O yüzden çok hoşuma gitti tabii ki. Böyle bir kaidemden sarsıldım. Kendime geldim yani. Ne kadar prova yaptınız? 3 ay. Ben de dizim devam ediyordu orada. Ben de bu 3 ayın 2 ayına katılabildim gibi düşünün. Hani bensiz de çok çalıştılar. Çok isterim izlemenizi. Ne zaman bir ilk yani bu takvim, aralık biz takvimi herhalde? 6 oyun oynadık şimdiye kadar. Çok yeni oyun yani Kasım'ın başında başladık. Evet. İşte şimdi aralık oyunları... Çıktı ama galiba biletlerimiz bitti, aralık biletlerimiz. Maşallah. Ama Ocak'ta çok isterim gelip ki. İzlemenizi. Sert bir oyun yani. Ben biraz evet onu söyleyecektim ya. Ben biz Oscar döneminde Balina hakkında konuşmadık bile. Şöyle. İleri geri konuşuyoruz, izlemeyeceğiz. İleri geri bile ya evet sadece izlemeyeceğiz. Ya. Yani çünkü şey o kadar belli ki şimdi bir takım işte travmatik geçmişi olan ya da bazı kayıplar yaşamış insanların yani ben mesela çok hoşlanmam böyle rahat rahat giremem o kadar acıklı diyeceğim yani acıklı evet, denmez evet, de duygusal olarak çok öyle. Zorlayacak
şeyleri her zaman izleyemiyorum ben. Yani bazı insanlar da bayılır yani. Mesela Melikşah bayılır öyle. Ağlayacağım şeyi evet izlemeye yani. Gidiyorum. O da bütün ağla koşa koşa böyle sebeze gidiyor. Evet, ağlamaya gidiyor. Ama mesela ben çok zorlanıyorum. Neyse Balina'da da belli yani. Hani adam zaten Oscar aldı. Afişi görünce anlıyorsun. Konuyu okuyunca mahvoluyorsun filan. Biz dedik ki biz bunu izlemeyeceğiz. Fakat sevgili Serkan Keskin dedi ki şu filmi izleyelim. Elini masaya yumruğunu koydu. Çünkü tam onun kalemi. Tam onun kalemi. Ay arkadaşlar biz o filmi izledik. Köhür köhür. Ay çok ağladınız mı? Sen ne diyorsun Şevnem? Böyleyiz bak film bitme. Böyleyiz. Ay çok kötü. O yüzden zor, çok zor bir metin. Biraz ben şahsen korkuyorum ama mutlaka siz olduğunuz için de çok izlemek istiyorum. Yani çok aradayım ne yapacağım. Ama hazırlıksız değilim. Seyircilerin filmi bildiğim arasında için. Böyle 2-3 tane böyle kafasını vura vura ağlayan şöyle, biziz. Hayır ben şöyle. Biz de çok şaşkınız ama ışıklar yanıyor. Şey, selamda. Hmm. 650 kişilik bir salonda oynuyoruz. Yamulmuş, ve hep kapalı mi? Gişe oynuyoruz. Herkesin gözyaşlarını görüyor. İnanılmaz. Ve kızım dün çok zor oyun ya. İki oyun önce oynaması da gelen zor. Arkadaşım şey dedi. Işıklar biz işte selamımızı verip içeri girmişiz. Işıklar yandı dedi. Salonun ışıkları artık gideceğiz. Herkes sessizce ve öyle ağlayarak ya, salonu ya. Terk etmiş. Film bitince bile öyle oluyorsun. Oyunu izleyince iyice artık kalkamazsın. Çok şey çok vurucu. Bile. Yani aynen. Ben anlıyorum. Ben de mesela seyircisi olarak bu oyunu izleseydim ben de çok kötü dağılırdım. Çok yerden bıçak sokuyor çünkü lazım. Çok evet. Yerden çok katartik. Çok evet. Ve katmanlı yani o bu bir veda yani evet. Biri gidiyor ve onun son günlerini görüyoruz. Ona çok ayrı baba kız aksı evet. Ayrı zaten dostluk arkadaşlık aksı yüzünden mahvoldum. Bittik yani çok kötü. Evet, çok işte zor. Onu diyorum. Bir şey daha dedi. Bahsedilince yani, bile şey oldum şu an. Bir de mesela ben o kadınla yani filmde kadınla evet. Adamın sahnesinde de mahvolmuştum. Kadın inanılmaz oynuyordu ve sen nasıl oynadın çıldırıyorum meraktan. Ay, hadi çok gelin. İyi bir sahneydi o çünkü. Hangi sahne acaba? Büyük birbirlerine girdikleri bir sahne vardı. Adam boğulurken geliyor. Mi? Hayır böyle kadın eve geliyor ve birbirleriyle yani uzun zaman sonra yüzleştikleri bir sahne vardı. Evet çok iyi. Ay bak şimdi var hepsi var. Diken diken hepsi mevcut. Alacağım şimdi. Yani filmin Q'ları şöyle adam boğulurken mi? Hani o herkesin böyle yanarak öldüğü sahne. Ama çünkü şöyle film. Bu arada sen seversin. Senin izlemen lazım. Film oyunla birebir bu arada. Yani diyaloglara kadar birebir almış Darren Aronofsky. Yani film yaparken oyunu. Peki hazırlığınız ne kadar sürüyor? Çünkü o film bir de hazırlığıyla çok konuşuldu ya makyajıyla falan. Evet. Şimdi ilk zaten bir masada oturduk biz Balina'yı yapacağız okey ama şimdi burada yani bir Hollywood teknolojisi ve teknik üstünlüğü var şimdi adama evet, 350 kilo birinin kusursuz bir kostümü yapıldı tabii ve ki. Gıdısı da takma aslında şuradaki etleri evet. De bunlar da bunlar mı? Adam kendisi o kadar kilo almış gibiydi. Evet. Ya bunu nasıl yapacağız? Yani bu yapılacaksa yapalım. Yani Enis de ben de aynı şeyi söyledik. İbrahim de tabii ki bizimle aynı şeyi düşünüyordu. İşte Hüsmen Ağa gibi. Evet şeyin evet Beyaz Şov'daki evet. Değil mi? İşte onun gibi böyle bir şey filan. Ama gerçekten neye güldüm biliyor musunuz? Hüsmen Ağa'nın bir ekmeği vardı ve içinden marullar sarkıyordu. Şu an onu hatırladım. Şu an tek düşünebildiğim şey Hüsmen Ağa. Benim şey hayat Hüsmen Ağa'dan ibaret. Ya Hüsmen Ağa yemin ederim 20 yıldır falan düşünmedim. Ben böyle bir şey varlığını unutmuştum ve Balila'nın makyajı. Hüsmen Ağa inanılmaz. İnanılmaz. Çok özür dilerim. Bilinç akışına peki bir şey daha soracağım. Bu sadece Hüsmen Ağa değil de Hüsmen Aga mıydı? Aga değil Hüsmen miydi? Aga. Hüsmen Aga mıydı? Hüsmen Aga mıydı? Agaydı. Ciddi misiniz ya? Hiç hatırlamıyorum ben. Hüsmen Aga. Çok kötü. Aynen olması yani. Beni söyle gördüm ben. Şey olarak yani. Şu an. Ben de herkes Enis benim gördüm için şu an öyle. Hüsmen Aga marulla ekmek. Hayır çok büyük bir risk olurdu ya Hüsmen Ağa gibi İşte yani zaten onu konuşuyoruz. Bu iyi olacaksa biz bu oyunu yapalım. Evet. Hani o kostümü yapalım, oyunu o kostümün üstüne kuralım. O kadar önemli yani. O kadar önemli. Evet. Siz gerçekten yapın, biz oynarız yani. Şu kostümü bir görelim, hemen provaya gireceğiz gibi. Gerçekten yani bu şeyde konuştum. Çok Beyazıt Özgürlük Öztürk'e danışıldı. Gibi ha bir şey. Ve gerçekten bilmiyorum. Gelin bence tabii böyle bir proje düşündüğünde en zayıf karın orası görünüyor. Evet.
Ama orası çok iyi çalışıyor. Gelip görmenizi görüyorum, çok isterim. Görüyorum şeylerde gerçekten çok merak Nihal ediyorum. Kaplangı şahane bir şey yaptı bize. Ve Murat bütün eklerini yapan şahaneler. Bir vallahi, ayrıca da ben şahaneler şöyle yani. Bir şey var. Gerçekten böyle aslında kariyerinin çok iyi gittiği, her şeyin çok yolunda gittiği, böyle muhteşem hani işte impeccable der ona ecnebiler. Öyle bir timing duygusu olan inanılmaz da bir komedyensin. Evet. Böyle bir rampa varken hayatında böyle ayaklarını uzatıp çok rahat öttüre tenis maçı komedimi oynamak varken kendine böyle bir challenge yarattığın için de gerçekten tebrikler. Yani bir oyuncu, senin gibi kariyerli bir oyuncunun böyle bir risk alması... Ay ne zarifsiniz. Çok teşekkür. Ama çok, orada çok önemli bir şey bu. Orada ben hep şey yapıyorum. Şimdi mesela işte Arzu Travma'yı oynadık. İşte ben, Zerrin Tekindor, Onur Saylak, İbrahim Sen böyle harika bir ekiple. Son derece dramatik bir Teresa Williams oyunu. 3 sene onu oynadım. Ondan sonraki oyunum işte Rıza Kocaoğlu'yla Aşk Geçmiş yaptık. Süper komedi. Şimdi onun üzerine Balina'yı yaptım. Yani buna bir sonraki oyunum komedi olur. Aynen. Onu sıkılıyorum çünkü sadece komedi oynayınca da çok sıkılıyorum. Bir şey diyeceğim. Çok gizli gizli dedi ya sinsice. Ben sinsice yapıyorum onu. Mükemmel yapıyorum. Kariyer yönetici. Diziyor, dizmiş. Muhteşem. Kariyerimi iplerini elinde tutmuyor. Değilim bu arada. Bak dizide hiç yok, öyle değilim. Şaka yapıyorum. Dizide hiç öyle şey yapmam ben. Tiyatroda öyle şey. Bir de benim sinema aklıma ne geldi? Ve tiyatro kariyerimde daha üstündeyim. Ya olmak zorundasın. Herkes kariyerini tutacak böyle. Ya tabii. Yapacak. Ama televizyonda takmam öyle şeyleri mesela. Öyle. Ne yapıyorsan yapmaya devam et. Teşekkür ederim. Bir de benim prestij meselesindeki şu silah sahnesiyle ilgili bir sorum var. O gerçekten olmuş mu? Tabii ki olmuş. Gerçekten mi? Prestij meselesinin filmindeki yardımcı yönetmenimiz. Evet. Şeyin oğlu. Hilmi Topaloğlu'nun. Özoğlu ve o olay olmuş yani. O anlatıyor ve öyle yazılıyor bunlar yani. Hani Allah zaten Mahsun'un büyük birlikte geçirdiği yıllar. Hepsi doğru. O sahnede gerçekten ya şu ya ben dedi. Olmuş tabii ki. Hepsi ve daha fazlası. Ve yine Serkan Keskin'le izledik o filmi de. İnanılmaz. Ne yorumlar yaptı acaba? Ağlamadık canım. Sadece o sahne çok vurucuydu. Şey oha bu oldu mu ya gerçekten? Ben bu Şebnem'e sorayım dedim sonra unutmuşum. Birebir olmuş. Allah Allah. Neyse Balina'yı izleyeceğiz. Balina'ya geleceksiniz. Balina şahsiyeti izleyeceksiniz. Şahsiyetin aslında kaç bölüm? Hepsi çıkınca izleyelim. Toplamda yani 10 bölüm. Yabancı yok aramızda. Aynen. Toplamda 10 bölüm. Şu anda 4 bölüm. Tamam. Her hafta bir tane. Tamam. Binci için uygun. Evet. Beklemen lazım. Şimdi bir de polisiye iş. O, bekle öyle artık alışkanlıkları ama biraz. Ama iddia ediyorum ilk bölümünü izlerseniz hemen 2'yi izlersiniz. İşte o yüzden zaten. Çünkü iyi açılıyor. Tabii ki. Güzel çok açılıyor. Çok merak ediyorum. Sevdiğim bir ekip. Bakalım. Evet aynen. Açısil anlat be. Açısil orada artık Instagram'ına girdi. Böyle böyle. Başka bir şey yapıyor. Veya oyun oynuyor. Ay not alıyorum. Ne şahsiyet ikinci sezon izleyeceğiz. İzle. Şey, Balina bilet al. Tiyatrolar.com. Ses. Çisil'in mikrofonunu kapamışlar. O kadar uzun zamandır konuşuyor. Kapasiten bayağı almış kendini mikrofon. Hey şöyle mesela demin bir şey için kaidemden sarsıldım. Evet. Dedi. Onu gerçekten not aldım. Çok bence çok güzel bir laf. Evet, yani. Hiç üstünde durmadık biz evet böyle. Ya. Evet. Ama çok aktı orası. Bir dakika kaidemden sarsıldım. Ya çok tatlısınız. Not alamazsınız. En son ne zaman sarsıldınız? Kaidemden sarsıldım. Ya bakın, ama dinliyorum. Dinliyorum. Dinlediğimi kanıtlamak için söylüyorum. Bu şey İbrahim Çiçek'le çalışırken evet, o nasıl o çalışma sürecinde bir oyuncu olarak beni kaidemden sarstı dedi. Hayır ben de hayır o an ben oha ne biçim bir laf ettim. Uyuttun mu acaba sizin? Ama devamı da çok iyi gittiği için şey yapamadım. Durduramadınız. Şey dur ne dedin gibi bir şey yapmak istemedim. Dur ne dedin? Hayır bir dur şeyden falan çok saçma olacaktı öyle bir şey yapsaydık. Ama etkilendik. Bir deyim gibi bir şey düştü masaya böyle. Kaidemden sarsıldım. Ama o hissi anladınız mı? Omurganızdan böyle aa. Ay ben de kaidemden sarsılmak istiyorum. Ben ya, de bizi kaidemden sarsın ya. Hakikaten, hadi İbrahim'le yeni bir oyun mu? Hadi bakalım. Ha? Balina 2 ve birlikte geliyor. Mi oynayacaksın? Balina 2 geliyor. Hırs yazmışlar. Hüsmen Aga. Aman Allah. Aga daha sinirimi bozuyor. Daha böyle benim. Dramatik bir Hüsmen. Evet. Düz sorular diyelim mi dersiniz? Evet. Sen evet. Mesela geçen geldiğinde hatırlarsan senin güzel Instagram postlarını şöyle bir incelemiştin. Evet. Şimdi G noktası. İkonik bir... Instagram bölümüydü Şebnem Bozok'un. Çok teşekkür ederim. O bölümü kaldırdık. Senden sonra çalışmadım. Çalışmadım. Gerçekten mi?
Sonra yapmadınız demeyin bana. Yaptık ama yani tadı alamadık. Çok ekstremdi. Yani seninki hani sanki bilerek bizim için koymuşsun yapmışım gibiydi gibi. Yani. Başka bir bölümümüz var. Tamam. Artık sana, başka bir bölümümüz var. 6 tane bizim düz sorular adına verdiğimiz soru soracağız. Tamam. Senden ricamız. Çok düşünmeden böyle pat diye cevap ver. Hemen. İlk aklına gel. Tam diye soracaksın. Ay çok gerer beni böyle şey. Eve gidip ay orada niye öyle demedim derim de. Sorması çünkü. Kolay da ben de bana da soruyor çizim. Bu arada komik olursa daha memnun oluruz cevaplar. Ha komik. Ay işte komik cevap olsun. Hızlı ve komik. Güldür bizi. Yoksa vallahi basarım buradan aşağı gidersin. Yoksa diye gelin. Aa güldür bizi bir şey yap. Ama böyle moral çok değişti. Keşke gelmeseydim sor. Ay başıma gelen ya. Programı. Kalemliği falan açtım. Gerçekten gelirdim. Yok yok. Çok teşekkür ederim. Notlayacağız bir de seni bittiğinde. Hani ha puan da alacağım bundan. Hayır canım. Olur böyle şey ya. Konukları bir sıralamaya soruyoruz. Tamam. Kim en iyi? Tamam. Mesut'cim buyur başla istersen. Evet. Bu sene izlediğin işler arasında en kıskandığın rol neydi? Aa. Hani şunu ben oynasaydım ve oynardım falan dediğin. Kendime ses yapıyorum ki sıkılmasın seyirci. Biz buraya şey koyduk. Ben her şeyi oynadığım için bu sene kıskanmaya fırsatım da kalmadı. Doğru cevap. Gerçekten. Kabul ediyoruz bu cevabı. Doğru biraz cevap. Çok çalıştım arkadaşlar. Doğru cevap. Ben oynadığım için her şeyi kıskanmaya vaktim kalmadıydı. Doğru cevap. Vallahi ama mesela şahsiyetteki rolümü başka biri oynasaydı kıskanırdım. Kesinlikle. Ay evet doğru. Böyle bir cevap vereyim. Çok evet. Çalıştım çünkü. Doğru. Biraz da başkaları çalıştı. Arkadaşlar böyle bir şey olabilir mi? Bu sene seni en çok ne güldürdü? Kanat güldürdü tabii Kanat ki. Kanat abi. Tabii ki net. Evet. Kanat'a buradan selamlar. Yani onda da gerçekten böyle o kadar bir gizli komik enerjisi onu ben anlasın çok. Ki yani. Evet. Tam bir gizli komik. Çok kesin. Gülerim. Evet. Buyurun. Özlediğim bir şey söyle. Babam. Ben de aynısını düşündüm. Gerçekten mi? Evet. Hemen küçük kemanımı çaldım. Çok özledim babamı. Ben de babamı çok özledim. Bu sene en çok kiminle telefonda konuştun? Bu sene en çok annemle telefonda konuştum. Net, çok netim bu konuda. Peki annene de selamlar. Merhaba. Sık bir şekilde mi yoksa uzun hani böyle bir saatim olan? Annemle her gün telefonda uzun konuşuruz ve WhatsApp'ta yazışırız ve birbirimize emoji göndeririz. Bize sticker gönderiyoruz. Sticker de var bizde. Ve Instagram'da reels yolluyoruz. Bizde. Tabii onlar da var. Forma, hepsi. Benimki de yolluyor. Garip garip emojiler, stickerlar. Yine hepsi. Her yerinden kalp çıkıyor. Yani. Çok gülüyorum annemin yolladığı şeyleri. Size ben de yapıyorlar mı? Onu bulup böyle bana yollaması çok hoşuma gidiyor. Bağlamının dışında kullanıyorlar ya emoji ve sticker'ı. Tabii. Yolluyor evet. Öyle. Hani evet. Okurken balon kalp giriyor böyle hani. Ama mesela düz bir konu. Benimki bağlamının dışında yollama. Hatta annemin size ilginç bir... size gösterdim. İlginç bir şey anlatayım. Evet. Eskiden emojiler bu kadar gelişmemişken, daha ilk çıkan emojileri düşün. Koşan yürüyen adam falan yoktu. Annemin de buna ihtiyacı olmuş. Yürüyen adam, yani kadın şeyi... Gitmiş bir tane yürüyen kadın çizmiş bir kağıda. Onu çekmiş. Onu çekti bana yolladı. Bir sonraki update'te aynısı çıktı ya. Hadi buyurun. Aynı. Size göstereceğim o şeyi. İnanılmaz yani çok garip. Ben çok şaşırmıştım. Yok, anneme buradan selam. Bak annemle mesela WhatsApp'ımı size göster. Bak. Bak bu ne? Şey, arkadaki televizyonda da gösterebilirsin. Konuşmalarını. Ama neler konuşuyoruz bu arada. İnanılmaz. Ben tam bir ses kaydı insanıyım. Evet sen tam ben hiç değilimdir. Ben de ses kaydı. Ben hayatta en sevdiğim şeylerden biri ses kaydı. Ben de çok rahatsız oluyorum yollarken. Ama bir şey itiraf edeyim mi? Başka biri bana ses kaydı göndersen istemiyorum, yazsın istiyorum. Aynen. Çünkü dinlemeye üşeniyorum onu. Ama orada bir anda görünce hop diyorum anlıyorum. Ben mutlaka o zaman... Bana yollayabilirsiniz. Ben mutlaka yazarak cevap veririm. Peki ses kaydını yolladıktan sonra tekrar dinliyor musunuz? Hemen. Hemen dinlerim. Bazen bir kere daha dinlerim. Ben de. Doğru ifade edebilirsiniz. Zaten, güzel zaten evet. Zar zor yolluyorum. Bari yolladığımda kendim de bir şöyle dinleyeyim, faydalanayım. Aynen. Ses hemen çok dinlerim. Güzel anlatmışım falan diyorum böyle. Bir daha neyse. Bir tane böyle favori bir yönetmenini söyle. Yabancı olsun mümkünse. Çok hakikaten aklıma geldi. Çok sevdim. Kaydeden sarsacak. Çalışmak isteyeceğim aynen. Biri. Ay. Tamam, söyleyeceğim, var. Söyleyeceğim. Bir daha sor şimdi sen. Söyleyeceğim. Ha, evet, bir daha sorar mısın? Tiyatro öğretmeni söyleyeceğim. Thomas Ostermayer diyeceğim, olur mu? Olur tabii ki. Sen de mi fanısın? Kalbimden vuruldum şu Şabühne an. Şabühne kalbi gönderiyorum sana. Ostermayer yeni bir oyun yapıyor. Evet. Ve seni orada oynatacak, kesin. Ve sana diyor ki, sevgili Şebnem Bozoklu, lütfen gelirken yanında Türkiye'den 3 oyuncu getirir misin? Onları da kasta dahil edeceğiz. Dördünüz olacaksınız
Kimleri götürürsün? Meriç Aral, Efe Tunçer ve Serkan Keskin'le. Ya helal olsun. Sonunda be kardeşim. Görün, görün, görün. Bence Allah'ım. Mükemmel. Kimler? Berlin'i yıkarız bence. Bence de yıkarız. Ya yıkmayalım. Mükemmel olur. Kaidemden sarsın. Sarsılalım ya. Kaidemizden sars bizi biz ya. Biz geliyoruz. Biz geliyoruz. Banyaz biz. Ay harika olur. Burada kimler kimler gitti nerelere? O Lantimos denen adamın peşinden. Lantimos ben çok severim. Ben, okay. Benim kıskandığım rol sorumun cevabı zaten Poor Things Emma Stone'du açıkçası. Ha. Ha, çok güzel. Ve çok güzel fotoğraflarını çekmiş biliyor musunuz? Gördüm. V magazin, W magazin evet, gördüm. Çok teşekkürler bizi götürdüğün için Berlin'e bir. Ay herhalde kimi götürdüğün için teşekkür ederiz. Tabii ki. Rica ederim. Ne zaman sorsanız aynı cevapları veririm. Muhteşemsin. Seni ağırlamak her zaman büyük bir keyif. Çok büyük bir keyif Şebnem. Sizin çok yanınıza gelmek ederiz. De benim için çok büyük bir keyif. Koşarak geldim. Ne zaman çağırsanız gelirim. Seviyorum sizi ve Şahabine'ye gidiyoruz. Gidiyoruz. Tamam. Gideceğiz. Büyük bir manifesttir bu. Ben kesinlikle, bunu böyle düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Efendim, Philips ev ürünlerinin katkılarıyla sunduğumuz Teras Nuar'ın bu haftaki konuğu çok sevgili Şebnem Bozoklu'ydu. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Kendisine teşekkür ediyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Geçen hafta mikrofonumdan, kolelerimden dolayı sesim çok kötü gelmiş. Bu yüzden özür diliyorum. Hayır. Çok teşekkürler. Hoşça kalın. Bay bay.